Bugün inkılap yapıyoruz değil mi? İnkılapta ne yaptık en son? Ha cepheler. Çok güzel. Bugün o zaman cepheleri bitirirsek bana unutturmayın haftaya cumartesi günü soru çözümü yapalım sizinle. Gerçi yok. Olmaz cepheleri bitireceğiz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros'u filan da göreke ondan sonra soru çözümü yapalım. Anca. Şöyle bir bakalım. Kanal demişiz, savunma Çanakkale demiş kalmışız. Hadi bir başlayalım. Çanakkale cephesi neymiş, ne değilmiş, ne getirmiş, ne götürmüş. Bunları da bir görek. Şu tarafı bir silelim. Bu sayfalar bize lazım olacak çünkü. <laughs> ben teşekkür ederim. Vallahi çok şaşırttın beni ile. Bugün biraz geciktim. Kusura bakmayın bir iş görüşmem vardı. Ne oldu lan nereye gitti bu? Ana niye silmedi lan? Ha, sildi şimdi. Hı 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 hı. <laughs> amin inşallah yok dershaneyi almaya dur bakayım başka bir online platformla bir görüştük eğer anlaşabilirsek orayla devam edeceğim gibi seneyim ede. dua edin hakkımızda hayırlısı olur inşallah Haydi başlayalım. Şimdi. E ya video mükemmeldi yemin ederim ya. Harika olmuştu vallahi Vindal burada mısın bilmiyorum da helal olsun vallahi Mükemmel olmuştu. Çok teşekkür ederim. Arada sıra daha böyle bir şeyler yapak da paylaşak bak. Sağdan soldan hiç teklifleri geliyor. Şah. <laughs> Gerçi bu epeydir gelmişti de bekliyorduk. Valla mı? Ayşe Nurcuğum beni övebilirsin. <laughs> Hadi başlayak. Geyiğimizi biraz sonra yap. Bak, burada dakika gidiyorum zaten burası gıcık ediyor beni ya. Süreyi az veriyorlar manyaklar. Şimdi Çanakkale. Çanakkale'den önce. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda şöyle bir hızlıca özetleyecek olursak cephelerimizi. Biz cephelerimizi üçe ayırıyorduk. Yardım, Savunma Tarus. Yardımlar neydi? Galicia, Makedonya, Romanya. Ne işe yaradı? Hiçbir poğa yaramadı. Anca zarar. Peki bunun dışında Tarus cephelerimiz vardı. Kimin sesi aç? Şey Sessiz ol. Bunun dışında Taarruz cepheleri şey pardon taarruzlarımız vardı. Kafkas kanal. Toprak kaybet şey pardon cepheyi kaybetmeme rağmen toprak kazandığım tek cephe Kafkas'tı. Kafkas cephesinde düşman Çarlık Rusya Ermenilerdi. Kafkas cephesinin iki tane komutanı vardı. Bunlardan biri Enver Paşa bir diğeri Mustafa Kemal'di. Enver Paşa'nın burada başarısız olduğu harekat Sarıkamış. Daha sonra bölgeye Mustafa Kemal geliyordu. Başarı olarak Muş ve Bittis'i geri alıyordu. Biz de Sarı'ya altın kılıç madalyası veriyorduk. Bu arada bir daha hatırlatıyorum. Bu dersin sonunda vaktimiz kalırsa Mustafa Kemal'in rütbelerini yazacağız. Tamam. Kalmazsa haftaya veya WhatsApp'tan yazar gönderirim ama buradan yazarım büyük bir ihtimalle. Peşinden. Biz Kafkas cephesini kaybettik. Ama ne diyoruz? Brest Litovski ile toprak kazandık. Vilayet Selase. Yani Kars, Ardahan, Batum geri alındı. Yalnız burada neye dikkat edeceğim? Kurban olayım Kafkas cephesinde Brest Litovski ile bittiğini herkes biliyor. Biz bu cephedeki ateşkese dikkat edek. Neydi o? Erzincan mütarekesi. Ateşkeste. Peşinden kanal. Bir diğer ismine Mısır Süveyş. İngiliz ve Araplara karşı savaştı. Komutanı da Bahriye Nazırı Cemal. Amaç ne? Kaybedilen yerlerden Mısır almak. İngilizlerin sömürge yolunu kesmek. Bu cephede dikkat edeceğimiz ne? Almanların en fazla bize yardım ettiği cephe A bu cepheydi. Bu cepheyi biz kaybettik. Neden? Mak Mahon gizli ittifakından dolayı. Mekke emiri şerefsiz Şer Hüseyin'le İngilizlerin Mısır valisi Mark Mahon arasındaki antlaşmaydı. Güzel. Peki gelelim Çanakkale'ye. Şimdi Çanakkale cephesinde tabi Altın Kılıç Kafkas. Çanakkale cephesinde dikkat edeceğimiz olay şu. Bir, düşman kim? Gene klasik buradan gideceğiz. Çanakkale cephesindeki düşman İngiliz. Fransız ve bunların sömürgeleri. Özellikle İngilizlerin bu cepheye getirdiği sömürgeler kimler? Hindistan'daki Müslümanlar artı Avustralya'dan gelen ANZAK'lar. İlk önce Hintliler gelir bu cepheye. Hatta Hintlileri buraya İngilizler getirdiğinde dediler ki Halife'yi kurtarmaya gidiyor. Türkler denilen bir ırk var, kavim var. Müslümanları öldürüyor. Gün intikam günü. Allah adına savaşacaksınız diye şerefsizler tuttular. Hintli Müslümanları buraya getirdiler. Hintli Müslümanlar bu cepheye geldiklerinde dediler ki Allah Allah. Bizde de aynı ezan okunuyor, bunlarda da. Ezan zamanı bu adamlar namaz kılıyor. İngilizler bizi düdükledi dediler. Adamlar gelmediler. Daha doğrusu savaşmayı reddettiler. Onun üzerine Avustralya'da bir tezgah hazırladılar namussuzlar. Avusturya'daki halkı bu sefer örgütleyip buraya getirdiler. Aynen taraf değiştirilir. Peki Çanakkale cephesindeki amaç ne? Bir kere bu ne? Bu bir savunma cephesi. Yani biz açmıyoruz. Bize karşı açılıyor. Peki bize karşı açılan bu cephede İngilizler neyi amaçladılar? Bu cephede İngilizlerin en büyük amaçlarından bir tanesi ney? Boğazlar. Boğazları ve İstanbul'u ele geçirmek. İstanbul'u ele geçirirlerse ne olur? Başkenti alırlar. Başkent alınırsa Osmanlı savaştan düşer. Osmanlı savaştan düşerse Savaşın ömrü kısalır. Artı savaş geniş alanlara yayılmaz. En büyük dertlerinden bir tanesi bu. İki, bu savaştaki en büyük amaçlardan bir tanesi Çarlık Rusya'ya yardım ulaştı. Neden? Dünyanın en büyük kara ordusu Çarlık Ruslarda. Ve Çarlık Ruslarda bu dönemde çok büyük kıtlık var. Yani anlatamam size yaşanan bu kıtlığı var ya adamlar ölüyorlar resmen açlıktan ki açayı oynamaz hesabı. Adamlar diyor ki bize yardım edin gıda olarak biz bu savaşa dahil olalım aktif diye. Bu cephenin en büyük amaçları bak bunlar. Peki Cephede ne oldu? Ha bu arada Çanakkale cephesinin genel olarak komutanı kim? Çanakkale cephesinde genel olarak komutan e, kimmiş bakayım yazmışlar mı? Ha. Limon Van Sanders. Bu herif bu cephenin genel olarak komutanı Alman. Peki bu cephede başka komutanlar var mı? Hemen hemen bütün komuta akademisini görüyoruz ama bir de kimi göreceğiz biz bu cephede? Mustafa Kemal'i göreceğiz. Abi Esat Paşa kimdi? Esat kimdi? Ece bir, bir diyele Ece Kemal şey. Esat. Esat Paşa kim? Ha Cemal Paşa. Olur. Esat, Enver ve Enver. Ee, aynen. <laughs> Esat Paşa. Rabbim o bir tarafta Enver'le karşılaşmayı nasip ediyorum. Amin. <laughs> Sana sonra utanmıyor mu diye. Enver başkomutan değil. Enver ne? Başkomutan vekili. Bizdeki başkomutan ahabı bu. Osmanlı ordularının başkomutanı... Limon Van Sanders... Enver bu cephede baş komutan vekili. Peki size bir soru daha. Çanakkale Cephesi öncesinde Mustafa Kemal nerede? Bu cephe Mustafa Kemal'in katıldığı ilk cephe. Bak. Mustafa Kemal'in ilk cephesi burası. Sofya, aynı. Mustafa Kemal bu cepheye gelmeden önce bahsetmiştik ya diğer derslerde dedim. Sofya'da askeri ateşe ve bu cephenin patladığını duyunca Mustafa Kemal dilekçe verdi ki ben bu cepheye katılmak istiyorum. Onlar da evet katılabilirsin dedi ama Mustafa Kemal'e cevap zaten bu cepheye geldiğinde geldi. Tabii sordular aynen. Peki bu cepheyi ikiye ayıracağız kardeş bak kısa gidelim. Bu cepheye bir Deniz, iki, kara olarak ikiye ayıracağız. Bu cephede deniz deyince aklımıza şunlar gelecek. Şeyde mi? Sofya'da mı? Sofya'da askeri ateşe. Çanakkale'yi diyorsan ona bakacağız şimdi. Tümen tümen. Hah. Devam. Şimdi deniz kısmına bakacak olursak bir aklımıza gelecek olanlardan bir tanesi Queen yanlış yazdım lan Queen ha Elizabeth Bak bu ismi unutmayacağım. Artı Ocean Bunlar İngilizlere ait gemiler. Artı bu cephede unutmayacağım isimlerden bir tanesi Cevat Çobanlı. gene bu cephede unutmayacaklarımdan bir tanesi Nusret. Mayın gemisi ve Nusret'in komutanı Yüzbaşı Hakkı. Hatta ne deniyor buna? Yüzbaşı Kör Hakkı. Artı bu cephede unutmayacağımız bir diğer isim Seyit Onbaşı. Çanakkale cephesinde deniz harbi deyince bunları bileceğim. Avran'da. Avran mı? Şey mi? Yüzbaşı Hakkı mı Avran'da? Seyit Onbaşı mı? Ha. Eee. Şimdi Kuyun Elizabeth Ocean. Kuyun Elizabeth. Komuta gemisidir. Ocean mühimmat gemisidir. Cevat Çobanlı'yı görünce diyeceğim ki bu ne olarak geçiyor? 18 Mart kahramanı. En son Boğazlardan Marmara Denizi'nden düşmanı kovalayarak atan bu Nusret Mayın Gemisi savaşın kaderini değiştiren gemi. Savaşın kaderini değiştirdi. Yüzbaşı Hakkı da Nusret'in komutanı. Seyit Onbaşı da aynı şekilde savaşın kaderini değiştiren adam. Hmm. Şimdi biz Çanakkale cephesini başlatmadan önce Yani daha Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önce hatta Biz Almanlarla ittifak kurunca Almanlar bir geldi biz de hazırlık yaptılar Bu hazırlık sırasında Çanakkale Boğazı ki en hassas noktalardan bir tanesi Burayı incelediler ve bizim burada yaklaşık 150 tane El yapım mayınımız vardı Adamlar dediler ki oğlum güldürmeyin bizi Yani siz buraya mayın bırakmışsınız ama bu mayınların patlama olasılığı yok. E bu mayınları toplayak dediler. Bu mayınları güzelce topladılar. Hangara kaldırdılar. Kendilerinin hazırladığı mayınları getirdiler, boğaza yığdılar. Fakat İngilizler büyük bir şeyle, donanmayla boğazlara yaklaştıklarında önden mayın tarama gemileriyle boğazlardaki tüm mayınları temizlediler. Boğazlar oldu tertemiz. Ertesi sabah ise hepsi birden boğazlardan yüklenerek geçecekler. Bu sırada Nusret Mayın Gemisi yüzbaşı hakkıyla suya sessizce inecek. Almanların patlamaz diye topladığı 150 tane Türk yapımı mayını kıyıya paralel bir şekilde yani boğazı diklemesine kesmeyecek, paralel bir şekilde döşeyecek. Daha sonra kenara çekilecek. Ertesi sabah önde mayın tarama gemileri, ortada Queen Elizabeth ve Ocean boğazlara yavaş yavaş yüklenmeye başlayacak. Bu sırada bir İngiliz albayın hatıratı var bak. Adam diyor ki savaş başlar başlamaz yani boğazlara yüklenir yüklenmez Türk topçuları diyor ateşe başladı. Ve Türk topçuları ateş edince anladım ki biz bu savaşı çoktan kazanmışız. Ömrümde gördüğüm en beceriksiz topçular Türkler'de Habire bizim gemilerin dibine dibine ateş ediyorlar diye. Daha He. sonra hatıratına devam eden kişi diyor ki aptal olan bizmişik. Niye? Türkler önünden geçen koca koca gemilerin habire dibine ateş etti ki mayınları çalıştırabilmek için biz bu gemileri mayınlı araziye He. sürükledik. Ve bu mayınlı araziye giren gemiler hiçbir <laughs> tarafından bir tanesi Mayınlardan birine tutuldu. Büyük bir gümbürtüyle patlama yaşanacak. Bu patlama sonrasında adamların düzeni komple bozulacak. Panikleyecekler. Ve yaşadıkları bu panikleme sonrasında adamlar bugün Elizabeth ve Ocean'ı merkeze alıp koruyacaklar. O sırada vuramadığı denilen topçular ateş etmeye başlayacak. Seyit Onbaşı'nın da e, bulunduğu top ocağı yani top tabyası daha öncesinden ateş almıştı. Ve daha önce ateş alan ve kısmen çalışmayan Seyit Onbaşı bu topçudan daha doğrusu bu toptan bir ateşleme yapar. O ışını gıçından vurur. O patlayınca mühimmat gemisiydi. Bu kuyun Elizabeth'e de sıçrar. Artı diğer gemilere sıçrar. Ve Çanakkale geçilemez. Rabbim geçilmesini de nasip eylemesin. Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Çanakkale hani diyor ya şair bir devrin battığı yerdir diye hakikaten öyledir. Rabbim bir daha bize böyle bir sınavdan geçirmesin. Geçilirse de tekrar muzaffer olarak ayrılmayı nasip eylesin. Bizim burada dikkat edeceğimiz en önemlilerinden bir tanesi Cevat Çoban eyvallah. Nusret Mayın Gemisi eyvallah. Seyit Onbaşı eyvallah. Ama Özellikle Nusret Mayın Gemisi'nde bir de şuna dikkat edeceğim. Biz milli değerlerine çok fazla değer veren bir milletiz. Onun için böylesi tarihi eserleri korumayız. töbe umurumuzda olmaz. Nusret Mayın Gemisi günümüzde nerede? Hmm. Var mı fikri olan? Nusret Mayın Gemisi günümüzde... Mersin limanında. Yok Mersin Mersin satmadı onu. İşte çay ocağı olmaktan kurtardı çok şükür. Ama nasıl bak. Savaştan sonra biz Nusret'i yük gemisine döndermişiz. Kömür taşımışız. Mersin limanına. E Mersin limanına gene böyle kömür taşırken arıza veriyor. O sırada usta çağırıyorlar. Usta tamir edemiyor. Askeriyeye haber veriyorlar. Askeriye diyor ki tamam bakalım. Askeriyeden gelen komutan diyor ki gözünüz korormazsın. La bu Nusret yala diyor. Onun üzerine fark edildi de Mersin Limanı'nda müzeye döndürüldü. Düşün. En yani neyse. Gel karaya. kara harekatında da neyi unutmayacağız? Kara harekatında unutmayacağımız isimler şunlar. Bir, Mustafa Kemal. Mustafa Kemal bu cephede görevi ne? Hı? Bak Sofya'dan geldi. Sofya'dan geldikten sonra Mustafa Kemal'i buz bu cepheye Allah'tan komutan fark etmiş. Aynen öyle. Biz Mustafa Kemal'i bu cepheye aynen bak. Ona, şey 16 diyorum pardon. 19. Tümen komutanı olarak atadık. Şimdi 19. Tümen Acemi askerden oluşan bir tümendir. Mustafa Kemal kendi kurdu bu tümeni. Mustafa Kemal niye Acemi askerden oluşan 19. tümene verildi? Çünkü cephe öncesinde Mustafa Kemal Limon Van Sanders'te kavga etti. Tartıştı. Mustafa Kemal dedi ki bu kadar önemli bir cephenin komutanlığını niye bir Alman yapıyor kardeş dedi. Limon Van Sanders ne alaka lan deyince dedi ki ne demek ne alaka ya? Çanakkale demek İstanbul demek lan. Çanakkale geçirirse nereye düşer? İstanbul düşer bu kadar önemli olan bir cephenin komutanlığını bir Alman'ın yapmaması lazım dedi. Limon Van Sanders'te sen çok konuşuyorsun Sarı. İstiyorsan gel sen yap deyince Mustafa Kemal dedi ki haşa. Enver dururken benim ne haddim edin. Onun için bir tartışma yaşanır. Tabii canım. Yahu adamı biz anlamıyor ki. Cephedeki asker nasıl anlasın? Ki haklı da çıkacak. Bunun üzerine Mustafa Kemal e, 19. tümene yardım. Yani Mustafa Kemal bu seveşi yüksekçe bir tepeden izleyecek. Şunun yardıma ihtiyacı var oraya. Şuraya mühimmat buraya diye başlayacak. Peki Mustafa Kemal 19. tümende bu cephelerde, bu cephede nerede mücadele etti? Jongbayır. Kireçtepe. Ondan sonra Kilit Bahir Seddül Bahir Ana Fartalar Arıburnu Geberdirim program seni. Vallaha geberdirim program. Ha, biraz sıkıştırınca kitliyor hemen. Arı burnu. Mustafa Kemal buralarda mücadele etmiş. Biz buralara ne diyor? Kemal yeri. Aynen öyle. Geçen sınıfta sordum buralara ne diyorduk diye. Kemal'in yeri diyor. Sanki çay ocağı arasını satayım. <laughs> Kemal Baba'nın yeri. Burası Kemal yeri. Buralar soruluyor mu? Evet. Peki. Buralardan Şamar gelirse ne diye soruyor. Mustafa Kemal'in bu cephede bir emri var. Ne diyor? Ben size taarruzu değil Ölmeyi emrediyorum. Nerede dedim? John Bayır'ın. Aynen öyle. Mustafa Kemal bu sözünü John Bayır'ında söyler. Şamara tarsa buradan gelir. Tamam? Başka? Ha bir de Karada neyi unutmayacağız? Bak onu unuttuk. 57. Alay. 57. Alay semboldür. Nasıl bir semboldür? Geriye kimsenin dönmediği tek alay olarak kabul ediliyor da değil aslında. Birçok alay geriye dönmedi. Ha 57. Alay niye bu kadar meşhur oldu? Çünkü cephe açıldığı günden kapanana kadar yani 57. Alay yok edilene kadar günlük tutan bir alaydır bu. Bu cephede 57. Alay açıldığında cephenin komutanı günlük yazmış. Şöyle yaptık, böyle yaptık falan filan diye. Her günlü yazmış. En son 57. alayın günlüğünü, hatıratını yazan bu alaydaki imam. Bunu anlatırken bile insan bir tuhaf oluyor. Ben burayı ne zaman anlatsam bir tuhaf olur. İmam yazmış ki bütün arkadaşlarım şehit oldu. Geride bir tek ben kaldım. Biraz sonra ben de taarruza kalkacağım. Allah'ın izniyle inşallah ben de şehit olurum. Arkadaşlarımın yanına geçerim. Alayın sancağı yere düşmesin diye ağacın dalına astım. Hakkını helal edin diye adam en son bir hatırat yazıyor. Hatıratını getiriyor ağacın altına bırakıyor. Biz savaştan sonra bulduk bu hatıratı. Rabbim cümlesinin mekanını cennet eylesin. Yani çok değişik bir şeydir Çanakkale. Yani anlatılacak gibi değil ya. İnsan anlatamıyor bile. Yani kelimeler bile bulamıyor. Biz her sene Çanakkale'yi anma törenleri yapıyoruz. Keşke bizimle beraber Çanakkale'de anma töreni yapan Anzakları birazcık örnek alsak. Adamlar mükemmel bir anma töreni yapıyorlar kendi askerleri için imamlarını çağırıyorlar, papazlarını çağırıyorlar, dualarını ediyorlar. Kendi aralarında güzelce saygı duruşunda bulunup çıkıp gidiyorlar. Biz ise resmen pikniğe gider gibi kutluyoruz. Eğlenceler, şölenler, otobüsler kiralanıyor, güle oynaya gidiliyor. Yani artı bir önemsizleştirildi Çanakkale. Özellikle son dönemlerde böyle dalga konusunu alınır gibi anlatılıyor. Yok Çanakkale'de işte ne bileyim sis bulutları çıktı. Bizim askeri bunlar kurtardı. Yok Çanakkale'yi daha önceden bazı padişahlar bunun ucunu bile göremiyorlar. Ama bazı padişahlar görmüş. Burada işte büyük bir savaş olacak. Allah Allah. İşte şuraya şöyle bir top koyak. Şuraya şunu yapak bunu yapak. Vallahi kimse kusura bakmasın. Çanakkale ayrıştırmanın hiçbir önemi yok. Abi Çanakkale Türk'ünde de, Müslüman'ın da, yani ne bileyim Hristiyan'ın da zaferidir ya. Ben bu cephedeki verdiğim şeydi veya insan kaybını tarihin boyunca belki birçok noktada verdim ama hiç bu kadar acı kayıp vermemiştik Çanakkale'de. Rabbim bir daha yaşatmasın. Aynen bak h 15'te türküsü işte. Allah razı olsun. İlker Başbuğ'dan. Adam mükemmel bir genel kurmay başkanıydı. Adam genel kurmay başkanı olduğunda bu h 15'li türküsünü yasakladı. Yani göbek atılıyordu ya. h 15'te bir ağıtla ağıt ağıt. Bizim millet kadar tarihine bu kadar yabancı başka hiç kimse yok ya. Neyse. Devam. Kara harekatında dediğim gibi Mustafa Kemal'i ve 19. Tümen'i unutmayacağız. Jong Bayırı, Kireçtepe, Kilit Bayır, Seddür Anafartalar, Arıburnu'nu unutmayacağız. Burası Kemal yeridir. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözünü Mustafa Kemal Jong Bayırı'nda söyler. Çanakkale'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi 57. alaya değil de işte geri dönmedi ya 57. alay. Ona söylemiş şeklinde söylemiş. Öyle kabul edilir. Mustafa Kemal 19. tümen. Ya bir de şu var. 19. tümen yardım için kurulan bir cephedir. Bir tümendir. Cephenin sonunda tüm cephenin hakimiyetini eline geçiren tek tümendir. Sadece 19. tümen kalır. Diğerleri geri çekilir. Bakarlar ki önde 19. tümenin sancağı hala dalgalanıyor. Gider ona katılırlar. Onun için biz bu cepheye diyoruz ki bak sonuçlarına. Bir kazanılan tek cephe. Biz burayı kazanınca savaşın ömrü uzadı. Biz bu cepheyi kazandığımızda savaşın ömrü uzar. Binbaşı en az 2 yıl aynen öyle. Artı şunu unutma. Biz bu savaşın ömrünü de uzattık, geniş alanlara yayılmasını da sağladık. İstanbul'un işgalini geciktirdik. Bak, engelleyemedik. İstanbul'un işgalini geciktirdik. Artı bu cephenin sonrasında Çarlık Rusya Bolşevik devrimi yaşadı. Vladimir İlgiç Lenin'le beraber. Yaşanan bu devrim sonrasında Sovyet Rusya ile tanıştık. Başka? Çarlık Rusya'nın boşluğunu dolduran Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ancak Çanakkale Savaşı sonrasında gelmedi. Yani Çanakkale Savaşı bitti hemen ABD gelmedi. Sonrasında savaşa dahil olur ABD. <laughs> evet çok şükür İstanbul'u kurtardık burada söylenecek. Bu savaş sonrasında savaşa katılan ittifak grubunda kim var? Bulgaristan var. Bulgar'ın savaşa girmesinin bana faydası ne? İttifakta Toprak bütünlüğü sağlandı. İttifak bile ondan. Bak Almanya, Avusturya, Macaristan Osmanlıydı. Arada bir boşluk vardı. O boşluğu kim doldurdu? Bulgaristan. Sadece toprak bütünlüğü sağlanır. Bir faydası oldu mu? Töbe bir faydası olmadı. Tabii canım kazananı bekliyor daha Başka? bu cephede unutmayacağınız en önemli sonuçlardan birisi Mustafa Kemal'in yıldızı parladı. Hangi konuda? Milli mücadele konusunda. Bir efsane doğdu. Sarı Paşa. Anadolu bu dönemde yıkılıyor. Sarı Paşa Sarı Paşa diye. Çanakkale'de bir Sarı Paşa varmış. Boyu 3 metreymiş. Gözlerinden masmavi gözleri varmış. Nazarıyla düşmanı çatla diyormuş. diye. Bu Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olmasındaki en önemli etkendir. Çanakkale deyince bunu bileceğim. Anlaştık. Tabii Kurtuluş Savaşı'na hazırlıktır burası artık. Çanakkale cephesinde bunları bilecek. Çanakkale cephesi önemli. Dediğim gibi Rabbim bir daha yaşatmasın. Hadi bir ara. Gerçi şurayı açayım. Not alanlarınız vardır. Süre bakmayın. Kapattım birden bile unuttum. Heh. Şimdi bir ara. Ondan sonra tekrar toplanalım. Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, cepheler finito. On dakika, on dakika. Çeyrek geçe başlayalım olur mu? Yetişir mi? Efendim Ece? Tabii ki. İyi mi böyle? Ha yukarı. Hay hay. Şöyle iyi mi? Notlarınızı dediğim gibi güzelce alın uşak. On kala. Ona on kala bir daha başlayalım. Tamam. Yayını kapatıyorum kaydımızı alsın. Ben de o sırada videonuzu atayım. Zeki aldın mı notunu? Tamam. Haydi 10 dakika sonra 10 kalası daha doğrusu görüşmek üzere.